Bu oyuncu değişikleri konusunda fikriniz nedir? Okan Hoca doğru zamanda doğru işler yaptı mı size göre? Hadi 90 artı 5'tekileri atalım da Mertens Şallay, Yunus Kerem ve Icardi Batçua ile ilişkili görüşünüz nedir? Ya üç tane değişiklik var burada. İki tane 81'de yapılan, bir tanesi 65'de yapılan. Kaan'ı değişiklikten sayma. Hı hı. Yani burada Barış'ı da sayma. Üç tane değişiklik yaptı. Şeye bence olumlu yansıdı üç değişiklik. Hı hı. Yani daha pozitif bir görüntü verdi. Şallı Aydın ve özellikle ceza sahasının sol tarafından yaratmaya gayret ettiği bir iki pozisyon vardı. Evet. O yani önemli oldu. O riski göze alan bir futbolcu. Hı. O ceza alanı içerisinde hem gol pozisyonu bulur hem penaltı bulur. Hı hı. Çünkü rakibin çok içine giriyor ve ayağına da hakim. Tabii daha şey yapmadı. Kendine tam güvenle oynamıyor. Yani Galatasaray'ın belli oturmuşa yakın bir kadrosu var. Oradan yer açmak için büyük mücadele etmesi lazım. Orada da takımın aşağı yukarı en kalite ayakları var. Doğru. Peki hocam şimdi geldik Beşiktaş Antep maçının değişikliklerine. Daha doğrusu değiştirmediğine bir gelelim. Beşiktaş-Antep maçının rakamları geleceğiz ama burada e, benim için önemli olan e, yok. Beşiktaş'ın önce değişikliklerini verdim arkadaşlar. Çünkü orada bence çok önemli bir konu var. Süreyi de verimli kullanmak adına. Hocam Beşiktaş-Antep maçının bence haberi. Beşiktaş elbette ki son dakikalarda gol yemiştir, puan kaybetmiştir, canı sıkılmıştır. Ancak izninizle kalkıyorum. Hocam bir şey yok değil mi? Bir mecburiyet değişikliği. Bu mecburiyet, bu bir de bir. Buna geçelim. Evet. 67 Pardon 86 hadi diyelim biraz daha savunmaya çekilelim değişikliği. Evet. Ha keza 87 belki evet. aynı dakika ama hadi bu da diyelim ki kanat oyuncusu olarak Juan Mario'dan alamadık istediğimizi ama en şu boyunun yetişmediği Immobile Mustafa değişikliği için benim yorumlarım var da sizinkileri çok merak ediyorum. Şimdi şey Gel otur Mehmetciğim. Şimdi Semi geçen yılın en ümit vaat eden milli takıma seçilen, milli takımda da görev yapan bir futbolcu. Bu sezon pozisyonu değişik. Yani şey geldik, Emin Babil'e geldikten sonra pozisyonu sene başında sol kanatta oynamaya başladı. Semih bir kanat futbolcusu değil. Semih gezen bir futbolcu. Yani Semih'in Esasında ne kanat futbolcusu ne bir orta saha ama e, yani tehlikeli bir forvet. yani çabuk süratli sağ sol ayağıyla o boyuna rağmen hava toplarına iyi çıkan bir futbolcu şimdi ikincisi yani Mustafa'yı aldığı zaman e, orada oyuna e, şeyin e, Beşiktaş'ın yani Mustafa'yı kullanabilecek özellikle hava toplarında kullanabilecek bir girişimi yok. Oyuna, Ortası mı yok? Cüz. Oyunun içerisinde... Bir... döndür ver rakamları. Girişimi yok. Dolayısıyla Semih'in eğer herhangi bir problemi yoksa... Semih'in değişmesi... Çünkü... Yani... İmbovide ile Semih'i karşılaştırdığın zaman İmbovide'den daha süratli, daha güçlü... E vuruşları... Yani gole çok yakın bir futbolcu. Ama bir tercih meselesi Evet hocam gene aklı çıktınız. Bilmiyordum ben rakamları. Şu anda görüyorum. Bir isabetli maç boyu 10 orta var. Kaç tanesi 67'den sonra bilmiyorum ama hepsi 67'den sonra olsa bir isabet var. Ya o zaman ya yani, Mustafa'yı niye alıyorsunuz? 67'den sonra ise eğer demek ki Mustafa oyuna girdikten sonra bir tane top kesilmemiş. Hayır, diyelim hepsi Mustafa'nın oyuna girdikten sonra evet. bu 10 orta diyelim. Bir tane sabit var. Bulunmamış yani. yani olmaz. Hı -hı. Yani şimdi Semih genç bir futbolcu. Beklentisi yüksek hem taraftarın hem kendi Hı -hı. geleceğin beklentisi yüksek. Hı -hı. Yani iyi bir golcü Semih. Yani çok aman aman bulunmaz bir futbolcu mu? Değil. Ama ilerleyen süreç içerisinde kendini daha da geliştirebilecek bir dönemde. Yani ben Semih'in özellikle hava toplarını beğeniyorum. Yani Semih kafayla attığı goller veya rakipten aldığı toplarla yani oyun içerisinde her zaman varlığını hissettirdi. Yani sağda vuruyor, solda vuruyor, hava topuna da vuruyor. Ama niye böyle bir tercih yaptı? Ya yani Mustafa da şimdi şeyi bilemiyorsun. Ya Mustafa'nın antrenman performansı çok yüksek olabilir. E, muhtemeldir ki öyledir. Ya Mustafa geleceği olan bir futbolcu mu? Yani geleceği olan bir futbolcu olarak şimdiye kadarki ki şeylerini yani büyük takımda ben Beşiktaş'ın yıllarca santrafor olacağım görüntüsü vermedi. Bundan sonra verebilir mi? Belki golle buluşursa, goller atarsa e, farklı bir konuma gelebilir. Ama şu ana kadar e, o kalitede gözükmedi. Peki bizi izleyen Beşiktaş taraftarı sizin bu nezaketli yorumlarınızın dışında biraz daha böyle e, ucu sivri yorumlarsa şunu söyleyebilir mi? Ya hocam siz iyi niyetli bir baba şefkatli anlatıyorsunuz da bugün immobile çıkıp yani düzen bozulmayıp Mustafa giriyorsa Semih artık bu takımın 3. santrafordur diye düşünür mü Beşiktaş taraftarı? Düşünmeyelim mi? Düşünmez. Düşünmemesi lazım. Semih'in hiç düşünmemesi lazım hele. Şimdi bak mesela ben e, ilk programlarımızda Beşiktaş'tan bahsederken <laughs> Mucin'in kadroya girmediği maçlar vardı. Hı hı. Ben de ile ilgili düşüncelerimi beyan ettim ki e, son Avrupa Kupası Fra Frankfurt maçında 11 oynadı ve biraz da protesto yedi. Çünkü maçlar karşılıklı oynandığı için birçok maçı takip ediyorsunuz ve Ersin'le ilgili, kaleci Ersin'le ilgili. Şimdi e, Muçi bugün de oynadı. E, Muçi akıllı bir futbolcu. Yani bunlar hiç 5 yaşlarının şüphesi olsun. Ben Muçi'yi hayatım yani maçın dışında bir yerde görmem Yani burada gelse e, tanımam. Yapmak istediği şeyler bugün mesela top kaybı yaptı. Yani pasları kesildi. Ben ona bakmam. Ben o topu nereye oynamak istediğine bakarım bunu yapabilecek kapasitesi de var. Ama şu anda Muçi yani geçen haftanın Frankfurt maçının şeyini ve yerini sağlamlaştırmamın sıkıntısını yaşıyor. Yani Beşiktaşlılar ondan endişe etmesin. Muçi'nin kalitesi var. Bu net bir şekilde böyle. Şey için hiçbir şekilde ümidini kesecek diye bir şey yok. Yani Muçi işte 3 hafta ve şeye girmiyordu. Geniş kadroya girmiyordu. Şimdi ee oynuyor. Ve yani ama semi için hocam yani belki Semih o her için, zaman yaptığımız gibi beklentileri ta buralara çıkarttığımız için hep birlikte. Şimdi, milli takım kadrosunda ben e, tam şey yapmadım. Semi var. Var mı? Yani şimdi ya burada şimdi milli takım kadrosuna seçilen futbolcu sonradan oyuna giremiyor. Beşiktaş'ta e, geçmişi olmayan yani bu sezon oynamaya başlayan zaman zaman kadroya giren e, bir futbolcu genç futbolcu Mustafa e, şey yapıyor. Ama bunu şimdi benim değerlendirmem yani ben net olarak Semih ile ilgili düşüneceğim söyledim. Mustafa ile de ilgili söylüyorum. Yani bir futbolcunun neler yapabileceğini görmek için 10 tane 20 tane maç oynaması Hocam siz aylar önce Abdullah Avcı hoca ile beraber bir sohbetimizde ikiniz de demiştiniz ki Semih net bir 4-4-2'nin ikisinin biri. Demiştiniz ikiniz de. Çok iyi hatırlıyorum. İlk çıktığı böyle Semih'in ilk filizlendiği dönemlerden. Ömür biri kim demiştim? Hatırladın mı? Yok. Ben Semih'i Nihat'a benzetmiştim. Nihat'a benzetmişsin. <laughs> Kovacevic tamam tamam. Evet evet. <laughs> Hatırladım. Öyle. Semih, ikili. Tamam. Semih'in Kovacevic gibi bir golcüyle beraber oynayıp 4-4-2'nin bir parçası olduğunu ifade evet. etmiştiniz. Yani bir tane hedef Kovacevic gibi o da gezen, hava toplarını alan, rakibi topa yaklaştırmayan bir futbolcu hı hı. ve Semih gibi gezen bir futbolcu. O o tip bir santrforla Semih çok iyi bir ikili hücumcu olabilir.